Merhaba değerli izleyiciler, Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Resmi gazetenin son sayısına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birçok kamu, kurum ve kuruluşlarda görevden alma ve atamalar gerçekleştirdi. Resmi gazetenin son sayısına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birçok kamu, kurum ve kuruluşlarda görevden alma ve atamalar gerçekleştirdi. Karara göre Aksaray defterdarlığına kaya kurşun atandı. Resmi gazetenin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre Aksaray defterdarlığına Amasya defterdarı kaya kurşun atandı. Aksaray defterdarı olarak görev yapan Uğur Arslansa Adana defterdarı olarak atandı. Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde anlamlı buluşma. Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi Mehmet Duygulu, Ortaköy'le hemşerileriyle buluştu. Geçmiş dönem il başkanı operatör Dr. Rıfkı Karabatak ve önceki dönem il ocak başkanı Ali Akbulut'un da katıldığı iftar programı İkizçeşme tesislerinde düzenlendi. Mahalle ve köy muhtarları, sivil toplum kuruluşları, oda başkanlarıyla birçok Milliyetçi Hareket Partili'nin bir araya geldiği iftar programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Elhamdülillah, 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 ellezî et'amenâ ve sekâenâ ve ce'alenâ minel müslimîn. Değerli Ortaköylü kardeşlerim, hemşerilerim, ben Doktor Rıfkı Karabatak, tanımayanlar için, Milliyetçi Hareket Partisi'nin geçmiş dönem il başkanlığı ve belediye başkan adaylığı görevlerinde bulunmuş bir kardeşinizim. Benden büyükler varken çok fazla laf söylemeyi, çok laf uzatmayı sevmem ama birkaç kelam ederek bugüne bizim bakışımızı, bugüne verdiğimiz anlamı sizlerle paylaşmak isterim. Ramazan ayı birlikteliklerin daha güzel yaşandığı, dini vecibelerin yerine getirildiği çok kutsal, güzel bir ay. Bu güzel ayda böyle bir organizasyonla bizleri bir araya getirmeyi düşünen ve bunu hayata geçiren değerli büyüğümüz, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Duygulu abimize de huzurlarınızda teşekkür etmek isterim. Derler ki aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar birbiriyle daha iyi anlaşır. Ben de burada etrafıma baktığım zaman hepsi benim gibi vatanı milleti için kendinden de, evinin rızkından da, canından da vazgeçecek vatansever insanlar görüyorum. Ben de etrafıma baktığım zaman bu yolda ömrünü heba etmiş, adeta bu davanın bayraktarları, simge isimleri olmuş değerli büyüklerimi, Osman Çiftçi'yi, Muharrem Başkanı, Hüseyin Başkanı görüyorum. Dolayısıyla buradaki birliktelik aslında ülkemizin bugün en çok ihtiyacı olduğu şey. Çünkü bir yandan hastalık belasıyla, bir yandan ekonomik yaptırımlarla, ekonomik darboğazlarla ülkemiz dört bir yandan kuşatılmış ve sürekli bölünmeye, parçalanmaya, küçültülmeye, zayıflatılmaya çalışılırken bizler de Türk milliyetçileri olarak birbirimize daha çok kenetlenmeye, birbirimize daha çok sarılmaya, daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. Hani çok mal haramsız, çok laf yalansız olmaz derler, onun için lafı uzatasım yok. Aramızda bulunan çok değerli büyüğümüz, Merkez Yönetim Kurulu üyemiz Mehmet Duygulu Bey'e tekrar huzurlarımızda bu güzel organizasyon için teşekkür edip sözü kendisine bırakmak istiyorum. Buyurun başkanım. Ben Aksaraylıyım. 1964 yılında babam Ortaköy'de zabıt katibi olarak çalışmış. Benim bir küçük olan kardeşim de Ortaköy doğumluydu. Ortaköy bizim için çok anlam ifade eden bir ilçemizdir. Ailemizde de değeri büyüktür. Sıla-i rahim yapıp böyle güzel Ramazan gününde sizler gibi çok değerli insanlarla birlikte iftar edebilmenin onurunu yaşıyorum.
Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin her birinize ayrı ayrı selam ve saygılarını iletiyorum. Ramazan ayı mağfiret ayıdır. Ramazan ayı cehennemin kapılarının kapandığı, cennet kapılarının açıldığı, şeytana zincir vurulan aydır. Bu ayın her günü her şekilde ayrı bir önem taşımakta ve bu önem bir arada kardeşane duygularla birbirini sevip sayan insanların bir araya gelerek dua ettiği günler anlamını taşımaktadır. Ramazan ayı vesilesiyle bu organizasyonda Rıfkı Bey bana teşekkür etti ama asıl bu organizasyonun mimarı olan kardeşiniz Ali Akkulut Beyefendi'ye ben hasreten hepimizi bir araya getirdiği için kendisine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Gönül ister ki herkes birbiriyle muhabbet, sevgi, saygı içerisinde olsun. Bugünler siyasetin konuşulmayacağı ve siyasetle ilgili olarak kavramın öteleneceği günlerdir. Allah hepinizden razı olsun. Teşrif ettiniz, onur verdiniz. Hepinize çok çok tekrar teşekkür ediyor. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Aylardan Ağustos, günlerden Cuma, gün doğmadan evvel iklimi Ruma, Bozkurtlar ordusu geçti hücuma, yeni bir şevk ile gürledi gökler. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Elde yalın kılıç, Türkmen başbu, ardında Oğuz'un 50.000 tu, andırır Altay'dan gelen bir çığ. Budur peygamberin öldüğü Türkler. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Yiğitler kan döker, bayrak sormaya. Anadolu başlar vatan olmaya. Kızıl elmaya, hey! Kızıl elmaya. Mehter'de marşını çalmada mehter. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Aksaray'da polis haftası kutlama etkinlikleri kapsamında teravih namazı öncesi mevlüt okutularak kılınan namazın ardından gül suyu ve lokum dağıtıldı. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ve Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında şehitler için mevlid programı düzenlendi. Yatsı namazı öncesi Somuncu Baba Külliyesi'nde başlayan mevlid programı Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle teravih namazına kadar sürdü. Mevlid programının ardından polisler ve vatandaşlar külliye camiinde teravih namazı kıldı. Namaz sonrası mevlid duası okunarak şehitler için salavatlar getirildi. Teravih namazının ardından külliye avlusunda vatandaşlara gül suyu ve lokum ikram edildi. Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek etkinliklerin resmi törenlerle 10 Nisan'da da devam edeceği bildirildi. Hastalarımıza şifalar ihsan eyle, dertlerimize devalar ihsan eyle. Azimüşşanları dergâh-ı uluhiyetine kabule karîn eyle ya Rabbi. Hasıl olan esat ve afiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, şu vatanımızda hanımlarına, annelerine, eşlerine, babalarına, yakınlarına ya Rabbi. Ya Rabbi, günahlarımızı affeyle, kusurlarımızı setreyle. Kur'an-ı Şerif'i bizler hakkında hayırlı niyetlerle hitabı edilmeyi bizlere nasip et. Allahu Ekber, Allahu Ekber. İçin, bütün ölmüşlerimizin ahirete göçmüş olanlarımızın aziz ruhları için dua. Allah'ım. Allah'a emanet olun.
Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, temeli atılan Cuma Pazarı inşaat sahasında incelemelerde bulundu. Aksaray Belediyesi tarafından projelendirilen ve temel kazası başlatılan Cuma Semt Pazarı'nda çalışmalar devam ediyor. Cuma Semt Pazarı'nın mevcut alanında iyileştirme ve yenileme projesini başlatan Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, göreve geldiğimizde planlamasını yaptığımız ilk işlerden biri şehrimizde ihtiyaç duyulan pazar alanlarını belirlemek oldu. Çünkü seçim öncesi gezilerimizde birçok vatandaşımızdan bu yönde yoğun talep almıştık, dedi. Kültürümüzde semt pazarlarının toplumsal bir mekan olmanın ötesinde geleneği temsil ettiğini belirten Belediye Başkanı Dinçer, Cuma Pazarı'nın mevcut halinin hem pazarcı esnafının hem de vatandaşların ihtiyacını karşılamadığı gibi elverişsiz ortamlarda kurulması hasebiyle yenileme çalışması başlattıklarını ifade etti. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, vatandaşların ihtiyaçlarına binaen bu projenin hazırlandığını söyleyerek, semt pazarları bizim öncelik verdiğimiz hizmetler arasında yer alıyor. Hem vatandaşların hem de pazarcı esnafımızı ilgilendiren bu hizmet, insan odaklı belediyecilik anlayışımızın temelini oluşturuyor. Çünkü toplumumuzun önemli bir kesimi birçok temel ihtiyaçlarını pazar ihtiyacını semt pazarlarından karşılıyor ifadelerini kullandı. Pazar alanının fonksiyonel bir yapıda inşa edileceğinin altını çizen Başkan Dinçer, konuyla ilgili şu sözleri söyledi. Mevcut Cuma Pazarı'nın yerine inşa edeceğimiz modern kapalı semt pazarımızı çok kısa zamanda bitirmeyi hedefliyoruz. Vatandaşımız olumsuz hava koşullarından etkilenmeden daha iyi şartlarda alışverişlerini yapabilecek. Ayrıca bu projemiz ileriye dönük projeler arasında yer alıyor. Çünkü semt pazarımızın çatısı güneş panelinin kurulumuna uygun olacak. İnşasını da bu şekilde gerçekleştireceğiz, dedi. Aksaray temsilcisi Kuzey Boru kadın voleybol takımı Cuma günü Aksaray'da Galatasaray'ı konuk etti. Kuzey Boru takımı 2-0 öne geçtiği karşılaşmayı güçlü rakibine 3-2 mağlup olmaktan kurtulamadı. Aksaray temsilcisi Kuzey Boru kadın voleybol takımı Cuma günü Aksaray'da Galatasaray'ı konuk etti. Kuzey Boru takımı 2-0 öne geçtiği karşılaşmayı güçlü rakibine 3-2 mağlup olmaktan kurtulamadı. Kuzey Boru kadın voleybol takımı sahaya Olejia, Ezgi Akyıldız, Enim İçim, Sabri Gönül Kırmaz, Arelya Karasoy, Dilek Kınık altılısıyla başladı. Kuzey Boru'da müsabaka içerisinde de Vanyak, Yasemin, Hande, Simay, Işıl, Elif de forma giyen isimler oldu. Galatasaray ise sahaya Saga, Sude, Nilay, Bihter, Zeynep ve Gamze altılısıyla mücadele etti. Karşılaşmaya Kuzey Boru takımı hızlı başladı. Temsilcimiz güçlü rakibi karşısında ilk iki sette 25-14'lük sonuçlar alarak 2-0 öne geçti. Üçüncü sette Galatasaray takımı oyuna ağırlığını koydu ve üçüncü seti 17-25, dördüncü seti 14-25 ve karar setini de 13-15 alarak sahadan 3-2 galip ayrılarak İstanbul'da oynanacak ikinci karşılaşma için büyük avantaj elde etti. Sırada hava durumu. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteninin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.